Merhaba değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Zerdeş TV'nin yorum analiz programında tekrar bir aradayız. Bugün yine ele almak istediğimiz başka bir konu daha var. Öncelikle de son bir haftada Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde, sınır ötesi çalışmalarında vesaire öne çıkan bazı durumlar söz konusu ki aylar öncesinde bunun zeminleri görülüyordu. Ancak son olarak yani gerek Güney Kürdistan'daki yönetimle gerek Irak merkezi hükümetiyle yapılan çalışmalar vardı ve o çalışmaların sonuç bildirgesi gibi bir bildirge ortaya çıktı. Hatırlarsanız neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti evlerde Bakanlar Kurulu'nu toplar gibi bir şatafatla gitmişti ve dolayısıyla bunun somutlaştırıldığı bir mutabakat ortaya çıktı. Irak Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında görünen ancak İran'ın proxy örgütü diye tanımlanan Heşdişebi ve Güney Kürdistan yönetimindeki partilerden biri olan KDP'nin de bu sürece katkısı olduğu ortaya çıkan bir süreç. Bu tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeler, Kuzey Kürt hareketinin özellikle yaptığı mücadelenin nereye gideceği, nasıl bir duruma evrileceğinin de sorgulanması gereken bir süreç olmasından dolayı bugün bu konuyu ele alacağız. Konuğum yine sevgili Kemal Canik, onunla bu konuyu ele almaya çalışacağız. Değerli hocam merhaba, nasılsın? Teşekkür ediyorum Kemal Üstadım. Kemal hocam, şimdi arka plana biraz bakıldığı zaman hem Lozan'dan görüyoruz ki Kürdistan parçalandı, dört sömürgeci devlet arasında ve 23'te 24'te imzalanan Lozan'dan sonra bu süreçte yine oluşturulmuş statükonun aşılabilmesi için bir taraftan Kürtlerin mücadelesi var ama bu devletlerin de hiç şeyi bitmedi. Bunu bastırmaya, bunu yok saymaya dair ve en son bu Pakistan'da içinde olmak üzere 1937'de Sadabat Paktı kuruldu. Tek amaçları bu ellerinde olan sömürme noktasında aldıkları Kürt halkı ve Kürt coğrafyası üzerinde olası değişimleri önlemekti. Ve bu süreç içerisinde öyle bir boyuta evrildi ki geçen hafta bir mütabakat zaptı adı altında tekrar karşımıza çıktı. Yine Kürtler ve Kürdistan coğrafyası üzerinde yapılmak istenenlerin açıklanmaya çalışıldığı bir durum. Bu konuda nedir bu? Gelecekte bize neler gösterecek, neler söyleyeceksin hocam bu konuda? Başta şunu belirtelim. Aslında Kürdistan'ın yeniden işgal ve ilhakı anlaşması denilirse yeridir yani. Çok enteresandır ki bunu gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kürt. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin denilen KDP'nin oraya temsiliyeti anlamındaki rol üstlenen şahıs. İkisi de Kürt. Böyle bir mutabakat metnini birlikte imzalıyorlar. Parantez içinde Tabii hocam bu çok çok ilginçtir. Ermeni katliam kararını verenlerin arasında bir Ermeni bakanın olduğu parantezini de bilmiyorum belki hatırlatmakta fayda var. şimdi böyle bir durum, bak şimdi bu işin içerisinde uzun süredir Irak'la olan görüşmeler, işte istihbarat üzerinden, Dışişleri Bakanları üzerinden, daha sonra Tayyip Erdoğan'ın 11-12 yıldan sonra Irak'ı ziyaret etmesi,
arkasından Hevler'e geçilip adeta Hevler'de şatafatlı, görkemli bir karşılamayla Hevler Kalesi'nin kırmızı beyaz işte Türk bayrağıyla ışınlanması, hepsi bunlar bu sürecin ön hazırlıklarıydı. Bu Türk bayrağıyla ışınlanması Hevler'in tamamıyla artık Türkiye tarafından fethedilmesinin gerçekleştirilmesi, bu fethedilmişlik durum üzerinden de ortak bir savaş koordinasyon mutabakatının 15 Ağustos günü imzalanması. Şimdi 15 Ağustos tarihi tesadüfi bir tarih midir? Kesinlikle tesadüf değil. 15 Ağustos 41. yılını dolduran, 40. yılını dolduran 41. yılına giren Kürt özgürlük mücadelesinin 15 Ağustos atılımı silahlı mücadelesinin günü ve tarihidir. Böyle bir tarihi günde Kürtler büyük bir uyanışın, özgürlüğün kendi içerisindeki kültürel, sosyal, tarihsel, toplumsal birliğin, bütünlüğün devrimini, coşkusunu kutlarken öyle bir günde yeniden böyle bir savaş koordinasyon merkezinin oluşturulması tesadüfü değildir. Şimdi bakalım burada kimler var? Yani ortak operasyon odası diye tanımladılar. Evet. Ortak operasyon odası dediklerinde Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmet, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbabi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Erci'nin komutasında çalışan istihbarat servisi başta oluşturulmuştu zaten önceden. Bunun artık bir düzenli, sistemli savaş koordinasyon merkezine dönüştürülmesi. Kime karşı? Irak'ın Kürt özgürlük hareketini yasaklı diye tanımlanması Türkiye'de coşkuyla karşılandı. Yasaklı yapı diye tanımladılar. Arkasından ne yaptılar bu mutabakat sonrası? Kürt özgürlük, demokrasi, Kürt toplumsallığını ifade eden oradaki siyasi üç tane partisi kapatıldı. Kapatma kararı aldılar. Evet. Arkasından beraberinde neyi getirdi? Düzenli, bu sistemli savaş konsepti tamamıyla dediğin gibi yeni bir hat oluşturularak Irak'ı bu savaş sürecine dahil edilmesi KDP Barzani ailesi eliyle. Şimdi buradan enteresandır. Musul'da bulunan Beşika askeri üssünün Irak'a devredilmesi. İyi de sen neredesin? Evet. Nerede askeri üs kurmuşsun da kime devrediyorsun? Yani Güney Kürdistan'ın statüsünün her anlamıyla silikleştirilmesi, içinden boşaltılması, Türkiye'ye entegre edilerek Irak devletini de bu sürece dahil etmenin bir savaş koordinasyon merkezi tanımı gerçekleşiyor ortada yani. Evet. Bu özgürlük hareketine karşı. Özgürlük hareketinin Güney Kürdistan ve Irak içerisindeki temsiliyetinin ortadan kaldırılması, itibarsızlaştırılması, özel psikolojik savaşın tamamıyla devreye sokulması,
başta medya olmak üzere oradaki siyasi, toplumsal çalışmalarını yürütülen tüm kurumlarının tasfiye edilmesi. Dün gerçekleşen neydi? Özellikle Süleymaniye'nin seçilerek Süleymaniye'de Cin TV'nin çalışanlarını, özgür basın emekçilerinin taşıtını, arabasını Türkiye sihayla vurdu. Gülistan Tara, Hero, Bahadin iki tane kadının, özgür basın emekçisi kadının katledilmesi, altı tane basın çalışanının da yaralı durumda olması ve burada da Süleymaniye'nin seçilmesi. Evet. Şimdi özellikle Süleymaniye'nin Barzani çizgisine çekilme baskısının, basıncının olması, bunun arkasında Musul ve Kerkük gerçeğinin yatması, öbür taraftan Süleymaniye'nin Hevler'e tabi olması noktasında bir baskı ve basıncın oluşması. Onun için Süleymaniye merkezi, bu bütün, açık söylüyorum, Türkiye'nin devlet terörü durumundaki katliamlarına zemin olarak tercih edilmez. Süleymaniye'nin. Şimdi Süleymaniye biraz daha ulusalcı bakan, işte en son Kerkük üzerinden valiliği Türkiye, KDP, orada bir grup Türkmen inisiyatifine rağmen valiliği elde etmesi, resmileşmesi, onu da uzun bir süre resmiyete kavuşturmak istemediler, sulandırmak istediler. Temsiliyeti ortadan kaldırarak oranın belirsizliğinin devam etmesi yönünde çok yoğun bir çaba sarf ettiler. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye'nin orada kaybetmesi halinin, HDP'nin orada kaybetmesi halinin daha da daraltılarak tamamıyla bir savaş durumuna dönüştürülüp ortak bir cephenin oluşmasını beraberinde getirdiler. Adına da Irak, Güney Kürdistan, Türkiye Savaş Koordinasyonu Merkezi dediler yani. Savaş Koordinasyon Odası diye tanımlıyorlar ama oda dedikleri bir şey Güney Kürdistan'ın bütün kırsal alanını işgale açık hale getirmekten öte işgalin bizzat öncülüğünü yapan bir KDP Barzani ailesi durumunun faaliyetlerini savaşta açık cephede yer alma savaş halindeki durumunu tanımlıyor. Netleştiriyorlar. Kemal Hocam, buradan tekrar araya girmek istiyorum. Bu bir süre önce hatırlarsanız yine işte Kürdistan bölgesi Cumhurbaşkanı'nın İran'a gidişi ve sonrasında yeni bir kararlar ve Doğu Kürdistan Kürt güçlerinin silahsızlandırılması süreci yaşandı hatırlarsanız ki Tabii. oldu da o. Bir, ikincisi Kerkük'te sizin de bahsetmiş olduğunuz o seçim sürecinde belirlenmiş planlamanın gerçekleşmemesi ve yine bir sorunsal yarattı. Burada İran'ın etkisinin olduğunu görüyoruz. Öte yandan tam o sırada başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Irak diye tanımladığımız Güney Kürdistan bölgesini ilhaka başlaması. Orada işte Türkiye'ye hoş geldiniz tabelalarının konması. Yani bu mutabakatın gelişinin ön adımlarıydı bütün bunlar. Gerekçe de şu, bu özellikle belki dikkatini çekti.
bu proje yoldan bahsediliyor. O proje yolun da hem güney ile Suriye'nin Kuzeydoğu Suriye dediğimiz Rojava'yı birbirinden kesmek, hem de bu Yeneke üzerindeki oluşturdukları baskıyla da Kerkük, Musul, Şengal ve Kobani çizgisini tamamen Hattını kapatma. hattı kapatmak üzerine olduğunu varsayarsak. Bu mutabakat yani Suriye dışarıda gibi görünüyor ama onunla da görüşmeler söz konusu. İran'ın adı altında belki de onun da imzası vardır. Belki görünmüyor şu an için. Yani çok ciddi bir Kürdistan'ı yeniden paylaşma, sizin tanımladığınız doğru. Bu noktada yani sonuç Kuzey Kürdistan hareketinin silahlarını terk et. Çünkü üçüncü madde çok önemli. Diyor ki orada bunun sebebi işte mesela ortak sınır güvenliği, terör örgütlerinin her iki ülke topraklarında faaliyet gösterme süreci, işte teröristlerin kabul edilmesi ve çok ilginçti, yasaklı örgütler tabiri kullanılıyor. Yani bu imza atanlardan birinin de o yasaklı örgütlere girmeme şeyi yok. Dolayısıyla böyle de bakıldığı zaman nasıl okuyacağız bunu, neler söyleyeceğiz? Şimdi o konuda ben şunu söyleyeyim. Yani sen diğer maddeyi söyledin. Beşinci ve altıncı maddelerinde bak ne diyor. Yine anlaşmanın beşinci maddesindeki askeri komitenin kurulmasıyla altıncı madde kapsamında tarafların istihbarat konusunda bilgi paylaşımında bulunması hususu. Ankara'nın aslında burada ilhak politikasının kapsamını gözler önüne koyuyor yani. Evet. Şimdi Gizlilik Haçlı dedi. Şabi'nin de bu süreçte yer alması İran'ın da dolaylı olarak fiili anlamda sürece kabul biçiminde bir yaklaşımı da ortaya koyuyor. Şimdi Suriye bu işin dışında değil. Yani İran, Irak, Suriye, Türkiye parçalı bir şekilde ele alınıp değerlendirilebilecek bir durumda değil. Çünkü sınır güvenliği dedikleri aslında sınırları ortadan kaldıran kendi askeri militarist o işgalci yaklaşımının açığa çıkardığı bir sonuçtur yani. Onun için burada sınır falan yok. Neyin sınır güvenliği? Yani şimdi Türkiye Devleti'nin şu an 7-8 binlik askeri gücüyle 70-80 binlik cihatçı güçle Suriye'deki işgalci durumu hangi sınırı belirliyor burada? Neyin sınırı var yani? Neyin sınırı kalmış? Hakeza aynı medya savunma alanları diye bugün tanımladığımız Zap, Gari, Haftani, Hakurki birçok alanı kapsayan Türkiye'nin şu an deyim yerindeyse yine orada da 30-40 bin askeri gücü, bir o kadar askeri araçlarının sevkiyatı, askeri üslerinin 150'ye varan sayısı. Şimdi burada neyin sınırı, neyin sınır güveni? Onun için meseleyi ciddiyetinden, öneminden uzak tutup içini boşaltarak böyle cafcaflı kavramlar kullanılması, yok efendim biz işte Irak'ın ülke bütünlüğünü tanıyoruz ama orada işgalciyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyoruz ama orada işgalciyiz. Kendileri demeseler de gerçeklik bu. Şimdi onun için bölge yeniden dizayn ediliyor. Hocam Yani çok çok affedersin. Bir not daha ben önemsiyorum, bilmiyorum. Ve metin imzalama Arapça, Türkçe ve İngilizce.
Bağlayıcı olan da İngilizce olacağına dair bir not düşürmüş. Önemsiyorum ben bunu, onun için söyledim. Buyurun hocam. O zaman şunu mu diyeceğiz? İngiliz konseptinin yenilenmiş, güncelleşmiş hali mi diyeceğiz? Ya da Türkiye'nin NATO üzerinden alan açması anlamında HDP'nin taşeron bir rol oynayarak Irak devletini savaşa çekmenin bir provokasyonu mu diyeceğiz? Şimdi Kürt'e dahil sözüm ona Güney Kürdistan diye tanımlanan bir alanın bütün rantını, ganimetini pazarlayan bir taşeronluk durumu olmasına rağmen Kürtçe orada bir mutabakatta bir şeyler geçmiyorsa o zaman burada Kürt'e değil Kürt'ün aleyhine, Kürt'ün işgaline, Kürt'ün tamamıyla yerinden yurdundan edilmesine, bütün yaşam alanlarının savaş alanlarına dönüştürülmesine tekabül eden bir anlaşma metnidir. Bunun daha ötesi var mı yani? Şimdi onun için tabii ben şunu belirtmekte yarar var. Yani İran'ın bölge hakimiyeti, devrim muhafızları üzerinden, işte milis hareketleri üzerinden, bu Haçlı Şabi ve benzeri Suriye alanındaki, Lübnan alanındaki, Filistin alanındaki etkisi üzerinden Türkiye'nin buna benzer NATO gücü olmasından kaynaklı NATO'nun bu işe göz yumması, NATO'nun Türkiye'nin bölgeyi tahrik eden, gerilimi artıran anlamında bir rol de verdiğinin sonucunu çıkarmak gerekiyor. Yani Öbür uluslararası taraf güçler hakim olmalarına rağmen engel de olamayacak bir durum da yaratmıyor. O da bir paradoks gerçekten de. Yani onu ayrıca düşünmemize fayda var evet. burada İran'ın egemenlik alanıyla Türkiye'nin egemenlik alanları Kürt'ün yeniden işgal kazanımlarının ortadan kaldırılması ve inkarına dönük coğrafyada nasıl bir çelişki, çatışma ve mesele Kürt'ün kazanımlarını ortadan kaldırmak konusunda da bir mutabakat işbirliği olduğunu görüyoruz. Bu Irak açısından da öyle, bu Suriye açısından da öyle ama aktör olarak işte kadim devlet olmanın, köklü devlet olmanın, Osmanlı'nın sonucu, Türkiye Cumhuriyeti, Fars İmparatorluğu sonucu, İran Cumhuriyeti'nin, İslam Cumhuriyeti'nin aslında bölgede en çok çelişkilerinin, çatışmalarının olduğu gerçeği olmasına rağmen Kürt varlığı, yaşam alanı, kazanımları yeniden ilhak politikalarında dönemsel olarak yakın zaman için bir uzlaşma halinde olduğu için ayrı bir vahametini oluşturuyor yani. Uzun vadeli süreçte ben şunu açık söylüyorum yani. Bütün katıldığım platformlarda, tartışmalarda, bu türlü yayınlarda NATO Türkiye'yi kara hareketi olarak İran'a karşı HDP'yi de Kürtleri dahil ederek bir hazırlık sürecinde olduğunu düşünüyorum. Yani niye? Geçen hafta bak geçen hafta hani işte Rojava üzerinden Amerika'ya karşı söylemedikleri söz kalmıyor değil mi? Evet. Ama geçen hafta Akdeniz'de geçen hafta bak gizliyorlar toplumdan, dünyadan. Geçen hafta Amerika ile TSK'nın Akdeniz'de tatbikatı var. Neye karşı, kime karşı bu tatbikat? İsrail'e karşı mı? İsrail'in bu kadar zıvanadan çıkmasını, Filistin
soykırımını, katliamını geliştirip derinleştirmesinde garantör güç olan Amerika değil mi? Türkiye, Siyonizm hikayesiyle Netanyahu'yu hedef alarak orada bir garantörlük oluşturamamanın acısı sonucu bu kadar saldırganlığı, oysa ki kaybetti. Yani bölgeye bir tarafta Rusya'nın Suriye'deki garantör durumu, arkasında Çin'in olması, öbür tarafta İsrail'in Türkiye boyutuyla bölgeyi alabildiğine, gerilime, savaş durumuna sokma halinin arkasındaki garantörü Amerika, İngiltere ve dolayısıyla Avrupa. Şimdi Orta Doğu'daki yaşanan savaşın nasıl küresel anlamdaki bütün güçlerin dahil olarak bir üçüncü dünya savaşı boyutuyla bölgede zuhur etmesi, karşılık bulması halindeki güçlerin neye göre konumlandığını burada anlamak ve görmek oldukça önemli yani. İşi genelleştirmek istemiyorum. Yani daha da somutlaştırma açısından Rojava'da koalisyon güçleriyle ittifak halinde olan Rojava gerçeğini sen tırnak içerisinde teröristan olarak değerlendiriyorsun. Türkiye açısından. Evet. Yine Güney Kürdistan'da Yeneke'nin hakimiyet alanında olan Süleymani teröristan olarak değerlendiriyorsun. Ve bunun üzerinden de Kürt'ün varlığı ve kazanımları üzerinden savaşı bir kendi içinde seferberliğe dönüştürmüşsün. Uluslararası alanda da destek alabilmek için varını yoğunu ortaya koymuşsun. Aslında çok uzatmak istemiyorum. Mesele bu başlıkların Evet. altı her anlamda Doğru. doldurulması gerekiyor. Kemal Üstad'ı şunu söylemek gerekiyor. Artık Kürt varlığı ve mücadelesi, özgürlüksel gelişimi ve içerisindeki bulunduğu durum ve kazanımları bir faktör olmaktan çıktı, bölgenin en önemli bir aktör olmasına dönüşmesi, bu aktörün de her taraftan bir kuşatılma halinde hala bu işten sonuç alacağını düşünen zihniyetlerin özgürlük hareketini gerekçelendirerek işgal ve ilhak politikalarının Kürt'ün içerisinde bile nasıl kabul gördürme halinin gerçekleşmesi en çok insanı böyle düşündüren, bölgenin nelere yol açabileceğini, bölgenin nasıl bir sürece doğru evrilme hali de olduğunu gözlemlemek bakımından önemli, bunların ele alınıp üzerinde durulup değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Peki hocam. Gerçekten de öyle. Çünkü işte seçimler belki 2017'ye gidip Güney Kürdistan'ın ilan etmek istediği o bağımsızlık isteği, işte Rojava'daki çıkış, Kerkük seçimleri, yine Rojava'da yapılmak istenen seçimlerin ertelenme isteği vesaire. Dolayısıyla bunların hepsinin bir bütün, kuzeye de baktığımız zaman halayların engellenmesi, işte yollara yazılan Kürtçe kelimelerin kabul edilmesi, edilmemesi. Buna rağmen hem özgürlük hareketinin gerçekten alanı daraldı mı? Bir, ikincisi toplum olarak buna karşı duruşun nüveleri var mı? Bir artık önümüzdeki süreç, çünkü sanki bir final süreci yaşanıyor. Bu konuda neler söyleyeceksin Kemal Hocam? Doğru. Yani bu savaş final savaşı. Öbür taraftan bu imzalanan ortak mutabakat KDP, Irak, Türkiye, Haçlı Şabi boyutuyla bir yıllık bir zamanı kapsıyor. Bu da Irak'ın nasıl bir sürece evrileceği,
bu savaşın durumunun seyri nasıl gideceğinin de hesaba kaptılarak bir yıllık bir zaman dilimini kapsayan bir savaş koordinasyon merkezi oluşturulduğunu görüyoruz. Tabii en önemlisi burada Şengal'in gerçekten 74. soykırıma tabi tutulmaya çalışılmasının önünü alan, yani gerilla güçlerinin IŞİD'e büyük bir fedakarlıkla, deyim yerindeyse, olanaksız, imkansız halde ve durumda böyle dişiyle, tırnağıyla adeta son aşamada yetişmesiyle 74. soykırımının durdurulması, Şengal'in kendi güvenliğini oluşturarak kendi geleceğini, kendi içindeki yaşamını düzenler, koruma, savunma haline dönüştürülmesi, bu sürecin önündeki Şengal'in bu durumundan çıkarılmasını öngören önemli bir yönünü oluşturuyor. Yani Şengal'i savunmasız hale getirmek. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama öbür taraftan şunu söyleyeyim. İnsanlık tarihinde gerilla hareketlerinin hiçbirisinin de başarısız olmadığını görüyoruz. Bu Latin Amerika'sından, işte Avrupa'sından, Avrupa'sından derken işte Doğu Avrupa'sından birçok dünyanın farklı kıtalarında. Niye? Vietnam'ın Kore'sinden evet. Niye şudur? Gerilla hareketi meşrudur. Gerilla hareketi hem tarihsel anlamda hem de güncel anlamda haklıdır. Hakikate dayalı varlığını sürekli geliştiren, yani yenilmezliğini ve gücünü de bu haklılığından alarak daha da geniş toplumsal anlamdaki sorunların merkezinde çözüm gücü olarak zor gücü anlamında rol oynadığından dolayıdır. Onun için özgürlük hareketinin böyle bir kuşatmayla, bırakalım sekteye uğratılmasını, bırakalım tasfiye edilmesini, daha da güçlendirerek direncini zirveye çıkararak savaş gücünü ve potansiyelini daha da geliştirerek bir cevap ve karşılık olma halini görüyoruz yani. Günümüzdeki savaşın artık düzenli ordular üzerinden çok da fazla anlamının olmadığı, yani konvansiyonel güçlerin, işte görüyoruz bunu Ukrayna Rusya savaşında görüyoruz. Bunu Orta Doğu'da farklı alanlardaki açığa çıkan savaşlar üzerinde görüyoruz. Tamamıyla bilginin, tekniğin, komünikasyonun, istihbaratın öncelikli olarak ele alındığı bir savaş stratejisi yürütüldüğünü görüyoruz. Burada da Kürt özgürlük hareketinin ve savunmasının, bu bilgi istihbarat durumundan tutalım, teknik anlamda da savaşı nasıl dengelediğini görüyoruz. Yani hem tim, tünel, yeraltı boyutuyla hem de yerüstü coğrafyanın her tarafına adapte olma ve hakimiyet haliyle, hem de hava savunma boyutuyla savunma ve saldırı anlamındaki elde etmiş olduğu yeni bir tekniksel ivme, aşamaya sıçraması boyutuyla savaşı dengelediğini ve savaşın atmosferini, psikolojisini ve savaşın nabzını elinde tutarak hakim olduğunu görüyoruz yani. En son bu mutabakatın 15 Ağustos tarihinde imzalanması, şunu söylemek gerekiyorsa, 1984 15 Ağustos atılımı silahlı mücadele Kuzey Kürdistan açısından ne anlama geldiği, bunun Kürt ulusal bütünlüğünü ve yurtseverlik bilincinde bir kaldıraç rolü oynayarak nasıl bir gelişim gerçekliğini açığa çıkardıysa, bu 15 Ağustos'taki imzalanan bu mutabakatın aynı şekilde
Güney Kürdistan'da içine alan, yani Farsları da etkileyen, Doğu Kürdistan'ı da içine alan, işte Arapları da etkileyen Irak'ı ve Suriye'nin de o toplumsal tabanını kapsayan aydınlatıcı, gerçekten toplumsal mücadelenin önemini bu işgal, imha savaşlarına karşı daha da güçlenerek böyle ortak bir savaşın gelişmesinde Rojava'da olduğu gibi Kürt-Arap İttifakı, Kürt-Fars İttifakı, Kürt-Türkmen İttifakı, Kürt-Asürü-Süryani bileşimlerini de açığa çıkartarak daha da güçlü bir gelişmeye yol açacağı gerçekliği, bu da o mücadelenin haklılığından, hakikatinden, toplumsallığından, tarihselliğinden, savaş gücü anlamındaki birleştirici, yol gösterici, bir arada yaşamı siyasal anlamda, toplumsal anlamda, hukuksal anlamda da vücut bulmuş Rojava gerçeğini diğer alanlara da daha kapsamlı bir gelişim anlamında yol açıcı rolü olduğunu görmek, söylemek abartılı olmayacağını düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Kanımca ben de katılıyorum. Hem bu son Kerkük seçimlerinde KB'nin seçimi alması, her ne kadar farklı eleştirel yaklaşımlar olsa da ve Mam Celal'in politikasının politika olacağı açığa çıkarılmak istenmesi, işte Şengal'le ilişkiler bazında, bir de yine Yeneke'nin Rojava ile olan varsayılan ilişki de görüldüğünde ve özellikle de son saldırı sonucunda basından insanların öldürülme istenmesi, bir taraftan Kürtlerin topyekün bir karşı duruşu, bir taraftan da bir Kürt gücünün bu karşı duruşu da önünü tıkayacak çalışmalara girmesi hakikaten kritik bir süreç olduğu ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bu çalışmamızı burada bitirmeyi düşünüyorum. Ancak yine de Kemal Hoca'nın son olarak bu mütabakata dair ve geleceğe dair söylemek istedikleri bir şeyler varsa son olarak alalım. Bu çalışmayı sonlandıralım. Buyurun hocam. Şunu ifade edeyim, herkes şunu bilsin ki Türkiye nerede garantör olmak istediyse orada kaybetti. Libya'sından Kafkaslarına, yine Filistin'inden Ukrayna'sına varana kadar rol çalmak istedi, rol almak istedi, garantör olmak istedi, aracı olmak istedi, elçi olmak istedi. Her tarafta da kaybetti. En son kala kala böyle bir mutabakat üzerinden klasik devletlerin yüzyıldır yaptığı, Kürt'ü Kürt'e kırdırarak, Kürt'ü zayıflatıp onun üzerinden hakimiyetini ve egemenliğini, işgal ve ilhakını sürdürme politikalarının en son evresi, en son aşamasıdır. Diğer güçlerle ittifak oluşturup sonuç alamayan Türkiye, HDP ile ittifak oluşturup Irak'ı savaşa çekmeye çalışması, İdlib üzerinden Suriye'yi muhatap edip savaş, kriz durumunda tutması, aslında iflas ettiğinin Suriye politikalarını bugün kendileri açık bir şekilde dillendirerek, demografik yapının Türkiye'nin bütün toplumsal, sosyal, kurumsal alanlarındaki çürümesini nasıl açığa çıkardığı gerçeğinin itiraflarını yaparken, aynısını şu an Güney Kürdistan üzerinden denemeye çalışıyorlar. Güney Kürdistan'ın Süleymaniye bölgesinin daha da gerçekten rol üstlenen, aktif anlamda Bafol Talabani'nin bu süreci tabii hamle yapması anlamındaki durumu oldukça önemli. Rojava ile olan bağlantıların koparılması durumu karşısında bu mutabakatın tam tersi, o bağlantıları daha da güçlü kurarak artık gelinen aşamada Kürt'ü birbirine kırdırıp bu işgal, ilhak, sömürge politikasının sürdürülemeyeceği, iflasının da eşiğine gelindiği. Şunu da söyleyerek son bitireyim.
Gelinen aşamada Kürt özgürlüksel gelişiminin bütün Kürdistan ulusuna ne kadar büyük kazanımları, ne kadar büyük devrimsel gelişimlerini açığa çıkardıysa, bugünkü gelinen aşamada tüm Orta Doğu açısından böyle bir rolü oynuyor. Ne aşiretçiliğin, ne aileciliğin, ne bölgeciliğin, ne parçacılığın, ne yerelciliğin gelinen aşamada bunun önüne geçebilmesi, sonuç alabilmesi mümkün değil. Yani toplumların, halkların ortak yaşamı temelinde ortak mücadelesiyle bu Orta Doğu'da yaşanan savaş durumu karşısında güçlü bir duruşun kadın iradesinin kaldıraç rolü oynaması bakımından da Jin Jiyan Azadi özgürlüksel gelişiminin nasıl bir öncülük, nasıl bir inisiyatif alma hem savaş gücü bakımından hem toplumsal sosyal dönüşüm bakımından hem de bütün ayrı farklılıkları, ayrılıkları kadın gerçeğinde birleştirdiğinin İran'daki açığa çıkan örneğe bakımından da tüm Orta Doğu'da böyle bir rol oynayacağının okumasını, öngörüsünü yapabilmek, söyleyebilmek mümkün. Bu bir münencimlik değil ya da bu bir hayal değil. Bu tamamıyla yaşanan gerçekleri doğru anlamlandırma, doğru değerlendirme, bunun nelere yol açtığını ve açacağının üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir tespit ve belirleme olduğunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, aslında çok önemli bir konu. Belki mutabakatın madde madde tanımlanarak, arka planlarına bakarak da tartışılması gerekiyor. Kanımca Kürtler bunu bu şekilde ele almaları gerekiyor. Biz bugün sadece bir giriş mahiyetinde nedir, ne zaman yapıldı, kim tarafından yapıldı, niçin yapıldı diye kısa bir cevap arayışı ile başlamış olduk. Değerli konuğumuz Kemal Cenik'e çok teşekkür ediyoruz. Katıldılar, katkı sundular. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.